İslam Tarihi ve Medeniyeti ünitesinin 3. testi. 1. soru. İslamiyet'ten önce Arabistan'da kabilecilik yaygındı. Her kabilenin başında şeyh denilen kabile büyüğü bulunurdu. Kabileler arasında özellikle kan davalarına dayanan savaşlar sık yaşanırdı. Bu durumun Arabistan'da durumlarından hangilerini zorlaştırdığı savunulabilir? Siyasi birliğin sağlanmasını zorlaştırır kabilecilik. Toplumsal barışın korunması çatışmalar olduğu için, kan davaları olduğu için zorlaşır. Siyasi otoritenin kurulması kolaylaşmaz, zorlaşır. Cevabımız Bursa olacak. İkinci soru. İslamiyet öncesi Arabistan'da Nebatiler, Tetmür, Gassani, Ma'in, Hire ve Sebe gibi devletler yaşamış. Bazı bölgelerde ise kabileler hakim olmuştur. Buna göre İslamiyet öncesi Arabistan'la ilgili yargı aşağı yukarı hangisi söylenebilir? A. Siyasi otorite güçlü tutulmuştur. Yanlış. B. Yönetim halk iradesine dayandırılmıştır. Yanlış. C. Çok uluslu devletler kurulmuştur. Burada imparatorluk yok. D. Siyasi birlik sağlanamamıştır. Evet, birçok devlet ve kabileler var. Siyasi birlik sağlanamamıştır. Cevabımız Denizli olacak. Üçüncü soru. Medine Sözleşmesi'nin bazı maddeleri şöyledir. Yahudilerin dinleri de Müslümanların dinleri de kendilerinedir. Medine'ye karşı bir saldırı olduğu takdirde şehrin korunması için taraflar birlikte hareket edecektir. Bu maddelerin hareketle Medine Sözleşmesi'nin durumlarından hangilerini kapsadığı söylenebilir? Kolektif savunma, şehri birlikte savunacakları için doğru. Fetihçi politika, dışarıya yönelik fetihten bahsedilmiyor. Yanlış. İnanç özgürlüğü, Yahudilerin ve Müslümanların kendi dinlerini yaşayacağını söylüyor. Doğru. Cevabımız 1 ve 2 Denizli olacak. Dördüncü soru. İslam Devleti'nin ilk savaşı olan Bedir Savaşı'ndan sonra ganimetler savaşa katılanlar arasında paylaşılmış. Savaş esirlerinden okuma yazma bilenler 10 Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmıştır. Bu gelişmeler aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilendirilebilir? İslam Devleti'nin teşkilatlandırılması, teşkilatlanma ile ilişkili bir durum değil. İslam savaş hukukunun oluşturulması, evet burada savaşta neler yapılacağı ile ilgili kurallar belirleniyor. Onun için İslam savaş hukuku oluşturulmuş oluyor. Cevabımız Bursa. Beşinci soru. Hz. Muhammed hicretten sonra peygamberlik dışında İslam devletinin devlet başkanlığı ve ordu komutanlığı görevlerini de üstlenmiştir. Buna göre İslam devletinde durumlarının hangilerinin uygulandığı savunulabilir? Teokratik yönetim. Evet, hem peygamber hem devlet başkanı, onun için teokratik bir yönetim var. Güçler birliği anlayışı, farklı güçleri tek kişide topluyor. Onun için bu da doğru. Sosyal devletle ilgili bir veri yok. Yanlış. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacak. Altıncı soru. İslam Devleti'nin Arap Yarımadası'na hakim olmasıyla birlikte bu coğrafyada aşağıdakilerin hangisinin zayıfladığı veya ortadan kalktığı söylenemez. Putperestlik ortadan kalktı. Kabilecilik zayıfladı. Cahiliye gelenekleri ortadan kalktı. Kervan ticareti ortadan kalkmadı, zayıflamadı. Tam tersine gelişti. Cevabımız Denizli. Yedinci soru. Hz. Muhammed'in veda hutbesinde geçen bazı sözler şöyledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Bu sözlere dayanarak Hz. Muhammed'in kendisinden sonra durumlarının hangilerinin uygulanmasını istediği savunulabilir. Toplumsal barışın korunması, evet, yukarıda bununla ilgili veriler var. Suçların şahsi tutulması, evet, suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz diyor. Doğru. 3. Ümmetçiliğin esas alınması, bütün Müslümanların kardeş olduğunu söylüyor. Bu da doğru. Cevabımız Edirne olacak. Sekizinci soru.
İslam devletinde başkentin Medine, Küfe, Şam ve Bağdat şeklinde değişmesinin temel nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilebilir? Ülke sınırlarının genişlemesi, Müslümanların çeşitli mezheplere bölünmesi, halifelerin güçlü oldukları bölgelerde kalmak istemesi, siyasi birliğin gerçekleştirilmeye çalışılması, İslam şehirlerinin geliştirilmek istenmesi. Başkentlerin değişmesinde halifelik mücadelesi, siyasi iktidar mücadeleleri genellikle etkili oldu. Halifelerin güçlü oldukları bölgelerde kalmak istemesi. Yani Ceyhan doğru cevap. 9. soru. Hazreti Osman'ın öldürülmesinden sonra Hazreti Ali iç karışıklıkların yaşandığı, İslam devletinin parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir ortamda halife seçilmiştir. Bu durumun Hazreti Ali döneminde gelişmelerinin hangilerini zorlaştırdığı söylenebilir. Yeni fetihlerle ülke sınırlarının genişletilmesi zorlaşır. Müslümanlar arasında çatışmalar yaşanması kolaylaşır. İslam devletinde toplumsal huzurun sağlanması zorlaşır. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan olacak. 10. soru. 4 halife döneminde Arap Yarımadası dışına yayılan seferler sonucunda İslam devletinin geniş bir bölgeye yayılmasının aşağıdakilerin hangisini zorunlu kıldığı söylenemez. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi, ülkenin idari birimlere ayrılmasını zorunlu kıldı. Düzenli ordunun ve ordugahların kurulmasını zorunlu kıldı. Ulaşım ve haberleşmenin geliştirilmesini zorunlu kıldı. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasını zorunlu kıldı. Ama kitap haline getirilmesi sınırların genişlemesiyle zorunlu olan bir durum değil. Cevabımız Adana olacak. 11. soru. Emeviler döneminde İslam toprakları çokça genişlese de İslamiyet'in diğer milletlerce benimsenmesi zayıf kalmıştır. Bu durumun nedeni olarak Emevilerin aşağıdaki uygulamalarından hangisi gösterilemez? Müslüman olmayan halktan haraç ve cizye alınması bu durumla ilgili değil. Cevabımız Adana olacak. 12. soru. Abbasi topraklarından Fas'ta İdrisiler, Tunus'ta Aleviler, Mısır'da Tolunoğulları ve Eşidiler, Maverai Nehir'de Samaniler ve Horasan'da Tahiriler gibi bağımsız veya yarı bağımsız devletlerin ortaya çıkmasında durumlarından hangilerinin doğrudan etkili olduğu söylenebilir? Abbasilerin siyasi güçlerini zamanla kaybetmesi, evet, bu parçalanmada etkili oldu. Abbasi valilerinin bulundukları bölgede güç kazanması, onların devlet kurmasına, Abbasilerin parçalanmasına neden oldu. Abbasilerin orduda ve yönetimde Türklerden yararlanması bu durumda doğrudan etkili olan bir durum değil. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacak.